Var mı soru? Varsa bu kadar ama başka. Evet, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar. Hepinize afiyet olsun. Sayın Belediye Başkan Yardımcıların, çok kıymetli sivil toplum örgütü liderleri ve ülkenin çok önemli bir noktada, doğru zamanda, doğru isimle, ülkenin ihtiyacı olduğu dönemde korkmadan ortaya çıkan asla görev bekleyen değil, hizmet etmek isteyen bir oluşum. Tüm KİAD, tüm Kalkınma ve Gelişimci İş Adamları Derneği'nin kurucu üyeleri ve genel başkan yardımcıları, komisyon başkanları ve çok kıymetli misafirler. Efendim, bugün hem tüm KİAD kurucu üyemiz, hem teşkilat başkanım, benim gerçekten örnek aldığım, aslında ülkemiz için önemli olan bir şahsiyet. Bazen çok iyi bir iş adamı olabiliriz. Bazen çok iyi bir siyasetçi olabiliriz. Ama hizmet aşkı,
İşte o ismin adı Özlem Çetinkaya. Lütfen ona güzel bir alkış alalım mı? Ve yine bizim sosyal sorumluluk projemizde önemli görev yapan Özlem Hanım'ın eşi, tam bir beyefendi, Anadolu yiğidi, iş adamı, TÜMKİAT'ın kurucusu Müslüm Tetika. Ona da güzel bir alkış alalım. Rabbim birimizi bile Sultan-ı Ramazan ayında bu kadar insanı bir araya getirip bu insanlara sofranızı paylaşmak çok güzel bir şey. Sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, ufak bir TÜMKİAT'la alakalı sunum yapacağım, oturacağım. 7 Haziran'da gerçekten çok büyük bir organizasyonumuz var. Sayın İstanbul Valimiz, İstanbul Emniyet Müdürümüz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, birçok siyasetin, sanatın, iş dünyanın, medyanın katılacağı Türkiye'nin yepyeni ve Türkiye'nin en güçlü derneği TÜMKİAT'ın belki de gerçekten sahneye çıktığı bir an olacak. Ben burada TÜMKİAT'ın tüm üyelerine, sol tarafında kalbim var, sol tarafında Özlem Hanım ve Müslüm Bey'in misafirleri var. Sayın Belediye Başkan Yardımcım Gazanfer Bey, hakkınızı helal edin. Burada sonuçta bizler de sizler gibi ülkeye resmi olarak hizmet edenlerin, bizler sevdalı olarak devletin bize verdiği yetkiye göre devletin malı olan TÜMKİAT Derneği'ni kurarak iki cümle etmek istiyorum. Sizlerin sol tarafındaki özel misafirlerimizden hakkınızı helal edin diyerek, özür dileyerek. Sağ tarafından da gücümü aldım. Hazreti Ali Efendimizin elinden tuttuğu devleti yönetirken dünyanın en büyük devlet yöneticisi Hazreti Ali'nin sağ elinden zülfikarı salladığı sağ tarafıma dönüyorum. İşte sağ tarafında da gücümü görüyorum. TÜMKİAT'ımı görüyorum. Ailemi görüyorum. Bu ülkenin geleceğinde bu ülkenin mimarlarını görüyorum. Ben sol tarafı bir alkış alalım mı? Reklam yaptı zaten ama yapmak da zorunluluğumuz var. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. TÜMKİAT vatanına, milletine, bayrağına, devletine, kalbi devlet olan, sol tarafı bayrak olan, sağ tarafı millet olan yolu, bu milletin renkleri ve dilleri farklı da olsa, Lazlı, Kürdü, Çerkezi, Alevisi, Sünnüsü, Romanı, Gürcüsü, hepimiz biriz, kardeşiz deyip bu vatana hizmet etmek için iş dünyasının kurulduğu bir dernektir. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, sizlerden şunu rica ediyorum. Bu dernek gerçekten bugüne kadar kurulan dernekler gibi olmayacak demiştik. Bu dernek bugüne kadar söylenenleri söylemeyecek demiştik. Bu dernek bugüne kadar yapılanların aynısını yapmayacak demiştik. Ya bir tık üstü ya da yok olacak demiştik. Ama hepinizin yüreğini öpüyorum. Bir tık değil, 10 tık üstünü yaptınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Birlikten güç var. Gelin bu çatının altında birleşirken, yalnız olursanız kırılırsınız. İki olursanız yok olursunuz. Bir pamuk hepimiz ilkokulda, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da, Anadolu'nun coğrafyasında hocalarımız bize hep sorardı. Bir kilo pamuk mu ağır, bir kilo demir mi? Aslında ikisinin kilosu eşittir Sayın Başkanım. İkisi de bir kilodur. Ama arasında bir fark var. Rüzgarda pamuk gider, rüzgarda demir kalır. Kiloları eşit olsa da kalıcı olan ağır olandır. TÜMKİAT bu ülkenin içerisinde kurulan derneklerin içerisinde pamuk gibi görünüp dev gibi olup rüzgarı gördüğü zaman yok olan bir dernek değil, küçük görünüp ama rüzgara dik duran, devletine, milletine, bayrağına, cumhurbaşkanına, seçilmişin arkasında dik duran ama asla siyasi görüşü olmayan, bunu söylediğimiz zaman diyorlar siyaset yapıyorsunuz. Hayır, iş dünyası devletinin arkasında duracak ki ekonomiye katkısı olsun. Dünyanın bu ülkenin üzerinde nasıl oyun oynadığını hepimiz biliyoruz. Biz bu oyunu bozacağız. TÜMKİAT ailesi olarak 15 milyonun üzerinde kendi aramızda alışveriş yaptık.
İstanbul Ticaret Odası'na Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk kez 10 meclis üyesi olarak arkadaşımızın ismini yazdırdık. Sayın Başkanım, 9 Mart'ta kongreye gittik. 10, bakın çok önemli, 9 Mart'ta 165 kişiyle kongreye gidiyorsunuz. 9 Nisan'da dünyanın en büyük odası ve Türkiye'nin en büyük odasında İstanbul Ticaret Odası. 240 trilyon bütçesi olan bir kurumun içerisine 10 arkadaşınızı koyuyorsunuz. Bu ne güzel birliktir. Onlarca garibanı işe yerleştiriyorsunuz. Yüzlerce devletine, milletine, insanlara hizmet etmek için üniversite okumuş ama kendisine bir kapı ararken basamak olarak, köprü olarak o görevi yapıp o kardeşlerimize iş sahibi vermişiz. Bu da yetmedi. Hastalıkta, dertte, devada, cenazede, birlikte, darlıkta, acıda ve tatlı günde bir araya olan bir fikri oluşumu oldu Türkiye. Ben sizleri 7 Haziran'daki organizasyonumuza davet ediyorum. Beni bugün gerçekten gururlandıran sevgili Müslüm Çetinkaya, Sayın Özlem Çetinkaya hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Biz inandık. Biz inanırken bize inanan iş adamları, bize inanırken bizim bir yolumuz var. Ne lastik gibi yumuşak, ne de kendi düşüncemizin arkasında durmayan bir lafın nereye gittiğini bilmeyen bir dernek olmayacaktır. Biz kalem gibi dik, elif gibi dik durup bu vatana hizmet edecektik. İşte onun için kısa süre içerisinde bu ülkeye hizmet etmeye başladık. Bu ekonomiye karşı da meydan okuyoruz. Doların üzerinde oynanan oyunları da biliyoruz. Allah'ın izniyle bozacağız. Ya Rabbim, ya Rabbim, sen Müslümanların birlik beraberliğini bozma. Ya Rabbim, biz Müslümanları önce böl, parçala, yönet, köle misali, parayla, rantla, ekonomiyle hükmet ve ardından işte Müslümanlar birbirini yerken Müslüman düşmanları da taht, şöhret, sevdası olsun. Bir canlıya dokunurken dünyanın en büyük suçlusu ol, binlerce Müslümanı öldürürken kahraman ol. Ya Rabbim, bu yola, bu duyguyla çıkan insanları sen yoluna at ya Rabbim. Sen dünyanın en şerefli ülkesi olan bu ülkeyi koru ya Rabbim. Biz biriz, kardeşiz. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir. Biz hepimiz biriz. Bizi kardeşi kardeşe düşürmek isteyen harp seferindeki o şeytan yolunda giden insanlara fırsat verme ya Rabbim diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bildiğinizi ve vermenizi bozmasın. Ve bu güzel mekanda Şemsettin abi bir dörtlük okumak isterdim ama o marifette bende yok. Hakkını helalim. O da sana kalsın. Bu güzel mekanın sahibi Şemsettin abimiz TÜNKİAT'ın kurucu üyesi. Arkadaşlar, TÜNKİAT'ta bir güzellik, bir özellik daha var. Siz eğer görünecek bir şey istiyorsanız yapay bir çiçek alacaksınız Şemsettin Bey. Masanın üstüne koyacaksınız, herkes ona aldatacak. Ama siz emek vereceksiniz, bir çiğidi düşünün. Toprağın altına koyacaksınız, toprağın üstünde bir şey görünmeyecek. Ona emek vereceksiniz, o çiçek filizlendiği zaman koklayacaksınız. TÜNKİAT'ta sahte çiçek getirenleri almadık almayacağız. Bize çünkü masanın üstünde sahte çiçek lazım değil. Bizim toprağımızın altına çiçeği dökecek, emek verecek, onu yaşatacak ve onun kokusunu alacak bir adam olacak. Geldin, tohumunu ektin, bugün meyveni yiyorsun, helal olsun olsun. Kalbimde bu güzel mekanı da destekliyorum, arkasındayım. Tüm TÜNKİAT ailesi olarak yakın olan ve sol tarafında misafirlerimiz olarak organizasyonlarınızı burada yaparsanız şeref ve onur diyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı lütfen helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili genel başkanıma teşekkür ediyorum. Evet, afiyet olsun.
Tabii ben buradan öncelikle belediye başkanımız Sayın Ali Murat Alattepe'nin selamlarını getirdik. Burada bulunan hem Özlem Hanım'a hem de misafirlerimize. Tabii güzel bir ortam. Ramazan'da bu ortamlar insanları kaynaştırıyor. Ben tebrik ediyorum hem nokta mimarlık olarak. Esenyurt'un şöyle bir güzelliği var. Esenyurt kendi içerisinde büyüyen firmalarını da oluşturabiliyor. Tüm KİAD'ı da bu bağlamda tebrik ediyorum. Güzel bir kuruluş olmuş. Biz de her noktada destek vermeye hazırız. Size de çok güzel programlar yapıyorsunuz. Çok başarılı programlar yapıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın diyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi, Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun abi. Tamam. Değerli başkanım, bu akşam çok güzel bir iftar oldu. Size de katıldınız. Ne söylemek istersiniz? Tüm KİAD'ın kurucu üyeleri Sayın Özlem Çetinkaya ve eşi Müslüm Çetinkaya'ya bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Buraya katılan herkese de şahsım ve tüm KİAD ailesi adına teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırdınız. Bu güzel geceyi kameraya aldınız. Canlı olarak yayınlıyorsunuz. İnsanlara gösteriyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugün gerçekten çok güzel bir iftar var. Tüm KİAD kurucu üyelerinden Özlem Çetinkaya ve Müslüm Çetinkaya bugün gerçekten çok güzel bir iftar yemeği verdi. Birçok değerli iş adamları, belediye başkan yardımcıları katıldı. Tabii sözü uzatmadan önce hanımefendimize dönelim. Özlem Çetinkaya dönelim. Gerçekten bu akşam çok güzel bir iftar yemeği oldu. Ciddi bir kalabalık var. Çok iş adamları katıldı. Çok mutlusunuz. Ne söylemek istersiniz? Bu zamanlarda birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Sadece Ramazanlar hani insanların dini duygularını değil, birlik ve beraberlik duygularını kabartması gerektiğine inanıyorum. Herkese hoş geldin diyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Dostlarımız onurlandırdı. Siz de onurlandırdınız. Teşekkür ederim. Evet, bugün çok mutlu bir gününüz. İlk defa böyle bir iftar yemeği veriyorsunuz. Belediye başkanları katıldı. Esenyurt Belediye Başkanı iki tane. Onlara ne söylemek istersiniz? Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz diyorum. Sağ olun. Müslüm Bey, evet bu akşam bu akşam gerçekten çok güzel bir iftar oldu. Katılan birbirinden değerli misafir arkadaşlarınız geldi ve iş adamları katıldı. Ne söylemek istersiniz? Yıllarca beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, dostlarımızla iftar soframızı paylaştık. Çok mutluyuz bu kadar dost biriktirdiğimiz için. Herkesin ayağına sağlık. Bu ilk defa oldu, doğru mu? Daha önce de yaptık biz bu, her bu tarz. Her sene yapıyoruz. Evet, her sene yapıyoruz. Ama bu sene bu biraz farklıydı. Daha renkli oldu. Evet. Bu sene Tüm KİAD Parkı var. Tüm KİAD üyelerimiz de bize eşlik ettiler, sağ olsunlar. Çok... Nihat Başkanımız da sağ olsun. Çok ön ayak oluyor bize birçok konuda. Tamam, bundan sonra her sene iftar yemeği i̇nşallah. Vereceksin, doğru mu? Evet, her sene inşallah buradayız. Dostlarımızla beraber iftar soframızı paylaşacağız. Evet, salonun sahibi, siz de tüm KİAD üyesisiniz. Ne söylemek istersiniz? Ben Şemsettin Aküz'üm. Bugün bu güzel organizasyonu yapan, mekanımı şenlendiren tüm KİAD üyesi ve başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz de iyi bir hizmet verdiğimize inanıyorum. Ufak tefek sularımız da olursa da affola inşallah. Çünkü büyük bir kalabalıktı gerçekten. Bu atmosferin altında yaşamak birazcık da zor olsa gerek. Çok teşekkür ediyorum katılımcılara, sizlere.
muazzamdı. Tüm kiyatı kutluyorum. Gümbür gümbür büyüyoruz, geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yurt Belediye Başkan Yardımcısı katıldı. Şerefte verdiniz, ne söylemek istersiniz başkanım? Özlem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ramazan'ın bolluğunu, bereketini hep birlikte yaşamamıza imkan tanıdı. Allah onu da bereketlesin, işini gücünü rast getirsin. Tabi bu aylarda birlikte olmanın ayrı bir keyfi oluyor. Maksat burada yemek yemek değil, bir araya gelebilmek, sohbet edebilmek, muhabbet edebilmek. Vesile oldular, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah daha güzel programlarda yine birlikte oluruz. Başkanım, şerefe verdim, biz teşekkür ederiz. Eyvallah, eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. 11 ayın sultanı Ramazan ayında benim kurucu üyelerim, gurur duyduğum, başta teşkilat başkanım Sayın Özlem Çetinkaya hanımefendi, gel kardeşim. Gel böyle misin değil mi? Şöyle. Başta teşkilat başkanım, gerçekten ona bakarken ben daha kendimi nasıl görüyorum diyorum, ben başarısız bir adamım. Ama gerçekten TÜMKİAT'a büyük emeği olan, TÜMKİAT'ın bel kemiği olan, biliyorsunuz siyasette, ticarette, hayatta teşkilatlanma çok önemli, yönetim çok önemli. Benim ona güvendiğim kardeşim Özlem Çetinkaya, 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar programında 400-500 kişiyi bir araya getirmek, 2 gün içerisinde böyle bir organizasyonu yapmak şahsen beni gururlandırmıştır. TÜMKİAT adına, TÜMKİAT ailesi adına, aynı zamanda ülkemizin bu tür organizasyonlara, bu tür birlik beraberliklere ihtiyacı var olduğuna inanıyorum. Kardeşimi kutluyorum. Yine aynı şekilde sosyal sorumluluk projemizde görev alan başkan yardımcımız sevgili Müslüm Çetinkaya beyefendi. O gerçekten tam bir beyefendi. Ben onun gibi kardeşlerimi yanımda gördüğüm zaman cesaretleniyorum, korkmuyorum. Hedeflerim büyük, daha daha büyütüyorum. Çünkü bunu biliyorum ki Ağrı Dağı'nın tepesinden kar bu ülke sevdalılarının asla ve asla başarısından, zaferden hariç hiçbir şey olamaz. Yeter ki inansınlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Rabbim birilerini bin etsin. Allah kabul etsin. Gurur duyuyorum onlara. Ben şunu söylemek istiyorum başkanım. TÜMKİAT Genel Başkanı olarak bu çok zamanda kurucu üyelerin bu kadar kişiyi bir araya toplayıp tabii çok renkli isimler de vardı. Bu akşam gerçekten çok ciddi bir kalabalık oldu. Onlara da söylemek isterim. İki tane proje var. Şimdi şöyle, biz gerçekten hep söyleriz ya, perde arkasında, arkalarda, ofislerde, özel toplantılarda hep bunu konuşuruz. Hayata geçirmeyiz. Bir, doğru zaman. İki, doğru isim. Üç, doğru insanlar. TÜMKİAT'ın çıkışı çok önemli. Bir, ülke sevdalıları bir araya geldi. Doğru zamanda, doğru isimle TÜMKİAT ve doğru kişilerle. Onun örneği burada zaten. Her birimiz birbirimize tabi olmuşuz. Lidere de tabi olan, birlikte başarıya gidiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Ülkemizin gözü aydın. Ülkemizin gerçekten gözü aydın. Ülkemize yakışır bir oluşum geliyor. Buradan ben ekranı başındaki dostlarıma da sesleniyorum. Özellikle Avrupa'da, Türkiye'nin 81 ilinde teşkilat başkanımız, tüm komisyonlarımız hizmete hazır. Bu dernek büyüsün. Bu dernek sadece bizi kendi içimizde birbirimize hizmet olarak kurmadık. Ülkenin 81 ilinde hizmet olarak kurduk. O yüzden gelsinler, bu dernekte büyüsünler. Türkiye'nin ve dünyanın en başarılı teşkilat başkanı. Kendisine teşekkür ediyorum. Başkanım, ben de şunu söylemek istiyorum. Tabii 7 Haziran'da yine büyük bir gece var. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii bugün Özlem Hanım ve Müslüm Bey'in iftar programıydı. 7 Haziran'da TÜMKİAT'ın programı olacak. 3000-4000 kişinin katılacağı büyük bir organizasyon olacak. İnşallah bunun altından da kalkacağız. Bu birlikteliği, bu beraberliği göstereceğiz. Tüm dostlarımızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Müslüm Bey, son söylemek istediğim başka bir şey var mı? Bütün dostların ayağına sağlık. Bu güzel gecede bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederim herkese. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyor. Sağ olun.
Oh,
Sen sevdiğim
Aşiretler benim yine.